Evet, merhaba. Karantina, korona günlerinin artık umarım sonuna yaklaşıyoruz. Ben Bedir Baykam. Evde çok çalıştık. Şu masa birikmiş evraklarla 5 kere üstü bu kadar doldu, boşaldı. Bu toplu hali, en toplu halini görüyoruz masanın. Bayağı çalıştım. DVD'lerimi sıraya soktum. Bölüm bölüm ayırdım. Klasik filmler, yönetmen filmleri, thrillerlar, Fransız filmleri, belgeseller vesaire. Türk filmleri, James Bond'lar, Woody Allen'lar, Louis de Funès'ler, onların yeri ayrı. DVD'lerimi tekrar kullanabilmek için yıllar sonra bir DVD player aldım ve işe yaradı. Bütün bu herkesin evinde atıl ve atık görünen DVD'ler bu evde çalışıyor. Şimdi şu masada, şu benim günlük televizyon izlediğim televizyon ekranı, mutasyon iyi mi kötü mü? Tansiyon hastalarında risk niçin yüksek? Yönetmenimiz çekmiyor ısrarla televizyonu. Yönlendirmem gerekti. Şimdi burada Öykü'yle çalışıyoruz bu masada. Böyle burada kavgalarımızı buradan ediyoruz. O niye böyle, bu niye böyle, bu niye eksik, bu niye şöyle. Bu durmadan dolup boşalan ve arşiv ayıklamalarında kullanılan çöp tenekelerimizden biri. Şu masa kullanılamaz durumdaydı. Çünkü üzeri şu boy her şeyle kaplıydı. Bu süreçte, bu 2 ayda bunları erittim. Artık her şeyin ne olduğunu biliyorum. Güncel dosyalarımdaki duran işleri şu anda yapamasam bile en azından ne olduklarını biliyorum. Burada Sibel çalışıyor gördüğünüz gibi. Burada ben burada da çalışıyorum. Üç masayı da gördük. Şimdi de bu arşiv hastalığının tutkusunun, bakın bu bölüm bölüm yıl yıl ayrılmış fotoğraflar, işte retrospektiflik, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve şimdi 2020'ler fotoğraflardan, sağda solda gezenlerden ve dosyalara kaldırılacak olan yeni bulgular. Bunlar hatıra dosyalarına kaldırılacak olanlar. Bunlar da yıllar üstünden kesilmiş kupürler. Şimdi asistanlarım bu Hinoğlu Hint planlarımın tam farkında değiller. Hepsi bir araya gelecek ve biz bunları konu konu önce ayıracağız. Ardından konu konunun içinde de kronolojik ayıracağız. Öyle istiyorum. Bu da normalde bir bilardo masası ama gördüğünüz gibi bu gece burada bilardo oynanamayacak. Özetle böyle galiba 3-4 dakikadır konuşuyoruz. Başka ne söyleyebilirim size? Kedimi göstermek isterdim. Evdeki bu dirençte her zamanki gibi bize sevgi dolu ve oyuncu dolu havalarıyla destek veren sevgili kedimiz Luca ama maalesef göremiyorum kendisini. Bu kütüphane evet dağınık, kabul ediyorum. Bu da kütüphanenin bir bölümü. Bu da dağınık. İşte burası da dağınık. Bu kütüphane, bu da biraz daha az dağınık. Şurada yeni kitabım çalışılıyor. Şu bölge şu anda bu masaya tekrar gelecek bunlar. Genel ve çok özel ilişkilerin sakıncalı el kitabı çalışılıyor. Çok merak edin. Çünkü bu kitapta kendinizi bulacaksınız. Bu kitapta kendinize de itiraf edemediklerinizi bulacaksınız. Veya annenizin, kız arkadaşınızın, karınızın size ve sizin ona kızdığı her şeyi bulacaksınız. Hayırlı tıraşlar diyeceğim size okuduktan sonra.